yaşayan vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Han düğün salonu vardı eskiden. Eskiden diyorum çünkü han düğün salonu artık değişti. Han düğün salonu hayal oldu. Bundan sonra hayal düğün salonumuz var Viyana'da. Hayal düğün salonumuzun yeni sahibi Mehmet Değer Bey yanımda. Sevgili seyirciler, Viyana'daki düğünlerin tamamına yakını yemekli oluyor. Tabii misafirlerimize biz akşam yemeklerini, düğün akşamsa akşam yemeğini, öğle düğünü ise öğle yemeklerini veriyoruz. Evet. Peki bu yemeklerde nasıl bir yenilik, değişiklik düşündünüz? Servisleriniz nasıl olacak? Yemek de bir hijyenlik herhalde mutlaka arıyorsunuzdur. Kesinlikle. Yani şimdi biz dışarıdan getirmeyi falan düşünmüyoruz. Biz kendi mutfağımızda taze taze, sıcak sıcak pişirip vereceğiz. Mutfağımızı hazır hale getirdik. Bunun yanı sıra işte işi çok iyi bilen elemanlar var. Aşçı arkadaşlar var. Hı hı. Dediğim gibi yani burada bütün servisi, yemeği pişirmesi dahil her şeyi mükemmel bir şekilde hazır hale getirdik. Şimdi daha önceden de söylemiştim yani bu düğün salonu açmak benim hayalimdi. Hı hı. Ve bu hayali gerçekleştirmeden önce de hep düşünüyordum. İşte bir salon açarsam şöyle temizliğe özen göstereceğim. İşte böyle servisi olacak ve Viyana'da işte kim ünlüyse, kim iyi bağlama çalıyorsa, kim iyi or çalıyorsa bunları hep bir araya toplamak, hepsini aynı çatı altında toplayıp bu şekilde halka hizmet etmeyi planlıyordum, hayal ediyordum. Allah'a çok şükür bu hayalim gerçekleşti. Evet, şimdi Viyana büyük şehir olduğu için tabii Viyana'nın bütün bölgelerinde park sorunu var. Hayal düğün salonuna gelen misafirlerimize bir park sorunu yaşama riski var mı Mehmet Bey? Hayır. Zaten burada burasını 12 senedir çalışan bir düğün salonu. Hı-hı. Daha önceden burada düğün yapanlar da bilir. Burada hiçbir şekilde park sorunu yok. Kendimize ait zaten park yeri var. Onun dışında hafta sonu olduğu için bütün cadde, sokaklar boş. Kesinlikle bir şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Yani hayal düğün salonunda park sorunu yok. Kesinlikle. Cumartesi, pazar, hafta içi, akşam fark etmiyor. Fark etmiyor. Daha önce tabii davetli olarak gidiyordunuz diğer düğünlere, salonlara. Yani o salonlarda gördüğünüz eksiklikler var mıydı ya da işte bunlar olmasa mıydı? Nereden çıktı? Yani nasıl bir düşünce vardı sizde? Şimdi önceki gittiğim salonlarda kafama takılan bazı soru işaretleri vardı. Yani işte diyordum ki şurası benim olsa işte şu eksikliği gideririm. İşte şurası benim olsa çok daha farklı şeyler yaparım. Örneğin işte temizliğini mükemmel bir hale getiririm. Veya işte dekorasyonunu işte yıldız dekorla yapmayı hayal ediyordum. Ki mükemmel gerçekten buranın dekorasyonda yıldız dekorasyon yaptı. Allah onlardan razı olsun. Mükemmel bir şekilde yaptılar. İşlerini çok profesyonelce yapıyorlar. Hayal düğün salonunda düğün başladığında 15-20 dakika sonra tuvaletler doğal olarak tıkanıyor. İşte hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Sizin keşke şöyle olsaydı dediğiniz ne o konu için? Şimdi ya da ne yapacaksınız o konuda? Biz temizlik firması olduğu için bu işin nasıl yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yani gerekirse her 10 dakikada bir kontrol edecek bir elemanımız olacak. Veya her yarım saatte bir gidip ne eksikse, nereleri pislenmişse onu mutlaka bir şekilde temizlettirmemiz lazım. Bayanlar tuvaletinde bir bayan eleman olacak, erkekler tuvaletinde bir erkek eleman olacak. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Yani işte o insanlar işte yerde su olmuş veya işte kağıtları falan atmışlar sağa sola. Bu şekilde ikinci, üçüncü bir insanın girip onu görmesini kesinlikle engelleyeceğiz. Yani bunları kaldıracağız ortadan. Ve tertemiz bir şekilde yani düğün nasıl başladı tertemiz, hı hı. İnsanlar oradan çıkana kadar da o şekilde kalacak. Bu güzel salonu Viyana halkının hizmetine açtınız. Bu tabii biz öyle sezinliyoruz ki siz bununla yetinmeyeceksiniz. Sezon aralarında veya sonunda neler planlıyorsunuz? Şimdi
bu sene düğün yapanlar seneye geldiklerinde, yani 6. ayın sonunda sezon kapanıyor. 9. ayın 10'unda Ramazan'ın bitiminden sonra da tekrar büyük bir ihtimal düğünler başlıyor. Ve 6. ayın sonunda kapandıktan sonra 9. ayın 10'undan itibaren düğün yapmaya gelenler bu hayal düğün salonu tamamen başka görecekler. Yani bu sene benim istediğim şekilde, evet, dekorasyonu, işte çalışmalarımız, temizliğimiz, işte ne bileyim ben, genel anlamda 3 hafta içine sığdırmak şartıyla bu hale getirdik ve bence çok mükemmel bir hale getirdik. Zaten bunu bütün düğün yapacak gençler, çiftler, abiler, kardeşler görecektir. Seneye ise daha farklı bir hayal düğün salonuyla karşılaşacaklar ve ben bunu iddia ediyorum. Yani benim kafamdaki daha bitmeyen projeler var. Bunu da zaman zaman her sene 6. ayın sonuyla 9. ayın 10'u arası, yani bu sadece seneyle değil, her sene o verilen arada daha farklı planlarımızı da uygulamış olacağız. Kendimizi yenileyeceğiz diyorsunuz. Mutlaka. Evet. Sevgili seyirciler, Yıldız Dekor ile Düğündeyiz programının ilk destekçilerinden Mehmet Değer Bey ve dolayısıyla Hayal Düğün Salonu oldu. Biz de işin doğrusu seve seve birbirimize omuz vermeye karar verdik. Programımız boyunca reklamlarını da izleyeceksiniz ve izliyorsunuz Hayal Düğün Salonu'nun. Daha geniş bir şekilde sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bu arada Zümrüt Kuyumcusu'nun Çelebi kardeşimle bugün görüştük. Kendisi Yıldız Dekor ile Düğündeyiz programında yayınlanan bütün düğünlerdeki gelin ve damada birer altın kaplama kol saati hediye edecekler. Aynı zamanda da Viyana'nın en sevilen diyelim Sahra Butik, gelinlik damatlık üzerine bilhassa öne çıkan Sahra Butik'te Cemil Bey'in bazı düşünceleri var. Onu da reklamlarımızda izliyorsunuz zaten. Cemil Bey'in de birbirinden güzel sürpriz hediyeleri var. Bu arada bizim Hayal Düğün Salonu ile ilgili tabii ki ilerleyen programlarımızda onlar da size sürpriz olsun. Mehmet Bey, Hayal Düğün Salonu'nun kapasitesi nedir? Yani oturarak, çoluk çocuk hep beraber oturup yemek yiyerek, rahat rahat oturarak kaç kişilik misafir kapasitemiz var? 1200 kişi bu salonun kapasitesi var. Artı bir de yan tarafta küçük salonumuz var. Bu da yaklaşık 300 kişi kapasitesi olan ek bir salonumuz daha var. Yan taraftaki salon o da Hayal 2 olarak geçiyor. Evet. Hayal 2 düğün salonu olarak geçiyor. Onun da tabii ki kına gecesi, nişan gibi kendi arasında yapmak isteyenlere hizmet veriyorsunuz orada da. Evet, örneğin sünnet düğünü yapmak isteyen veya çevresi geniş olmayan veya kendi ailesi arasında düğünü yapmak tercih edenlere 300 kişilik kapasiteli salonumuz var. Evet. O da güzel. Sevgili seyirciler, şimdi Viyana'da yaşayan gençlerimiz tabii ki ve onların anneleri, babaları, biz Yıldız Dekor ile Düğündeyiz ekibi olarak, inanın biz de 15 gündür bu hummalı çalışmanın içindeyiz. Her geldiğimizde daha bir değişik gördük. Eski han gerçekten hayal oldu şimdi. Hayal Düğün Salonu, gelip görmenizi tabii ki biz buradan tavsiye ediyoruz. Ama soracağınız, bizim burada anlattıklarımızın dışında gerek Mehmet Bey olsun gerek Deniz Hanım olsun her şeyi anlatmaya çalıştık, sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Ama tabii ki bunların dışında öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olursa aşağıda yazan telefon numaralarımızdan direkt Mehmet Bey'e ulaşabilirsiniz.